Saat 7. Kaçmış saat? 7. Günaydın. Biz anneme geldik. Bu çocuk hasta. Bütün gece burnunun tıkanıklığından uyumadı. Değil mi anne? Sen sümüklü müsün? Ha? Aa, kuzum benim. Ne anne? Şimdi kahvaltı edeceğiz. Annem çok güzel bir kahvaltı hazırladı bize. Sağ olsun. Nereye oturacak? Buraya. Size annemin erik pestillerini göstereyim. Annem köye gidemediği için köyde yapılacak her şeyi daha küçük boyutlarda evde yapıyor. Tabii köylerde böyle damlarda bunları böyle koskocaman çarşaflarla yapıyorlar ama annem böyle evde tadımlık, denemelik bu şekilde evde yapıyor. Hevesini alıyor çünkü yapmayı seviyor annem. Yemesinden çok gerçekten yapmayı seviyor ki bu pestili şimdi onu diyor. Ben hiç sevmem bile diyor erik pestilini diyor. Bunu da cevizsiz yapmış. Bunlar böyle cevizli. Böyle şimdi şey olacak. Yani dün koymuş gerçi de daha tam kurumamış. Bunlar kuruyacak, sonra kağıttan çıkacak. Son halini de size gösteririm. Saklan bakalım ablası. Saklanıyorum. Evet, saklan. Bay bay. Biraz para da herkese. Aradın mı suyu? Yok, aramadım. Arayayım. Saklan. Bay bay. Gelmeyeceğim şimdi. Aa, pencil yok benim. Baba. Nasıl olur benim? Baba. Bakayım. Biz annemle pazara gittik, geldik. Annem
kuru fasulye ve pilav yemeği yapmıştı. Kuru fasulye yemeği ve pilav yapmıştı gitmeden. Şimdi onların altını açtım. Onlar ısınıyorlar ve pazardan ne aldık? Şöyle bir raf. Aslında annem şöyle şuraya asılan benim hani şey raflarım var. Ondan da bulursak alacağız. Hani böyle benim bardak raflarım var ya, onlardan alacağız buraya alt olarak. Ama bir de artı şöyle şuraya koymak için şöyle şu dolap rafından aldık. Çünkü şuralar malum bardak bilmem ne, bunlar çok karışık. O yüzden de bunu aldık. Sonra neler aldık? Annem şöyle biraz salatalık aldı. Aşağıdaki markette indirim vardı. Tat salçalar 8 liraydı. Bir tane salça aldı. Şöyle şey poşeti aldı. Makine poşeti ki umarım olur. Çünkü boş annemin makinesi. Şimdi buna bir bakacağım. Başka da alternatif yoktu boştan. Burada ne var? Şöyle biraz ne bu ya? Kiraz. Kiraz almış. Ben görmedim. Ondan sonra bir de bundan aldım. 7,5 lira bu yumurta zamanlayıcısı. Daha önce vardı annemin, bozulmuş, onu attı. Ben aslında mesela katı seviyorum. O yüzden benim için çok fark etmiyor. Annem kayısı kıvamı, şöyle şu medium kıvamı sevdiği için o bunu kullanıyor. Çok kullanıyor yani. Çok kullanışlı bir şey onun için. Bundan aldı 7,5 liraya. Şunu ben bir deneyeyim bakayım. Evet, şöyle şuraya girecek sanırım. Evet, tamam. Oluyor tamam. Tamam, bu da buraya geliyor. Annemin makinesi aslında yeni değil, eski bir makina. Bilmiyorum bu modeli halen var mıdır, ama hazır böyle görünmüşken, yani ekranda görünmüşken söyleyeyim. Bosch'un şu neymiş, PowerMax 1700. Gerçekten çok ama çok güzel çekiyor. Bizim bekolar, arçelikler bilmem ne, hikaye yani bu. Böyle yere yapışıyor. Çok çok güzel çekiyor. Makine arayışında olup da hani böyle çok yok yıkama bölümüydü, yok bilmem ne abidik gubidik, böyle bir sürü özelliği fazla gelenler böyle bir makine alabilirler. Bosch markası, evet, diğerlerine göre bir tık daha pahalı, doğru. Ama gerçekten şeyi güzel yani, farkı var. Tamam, bu da oldu. Necati, risk alma. Petir'den al. Siparişi kuryeden alıyorsun. Hani mesafe? Getir temassız teslimat yapıyor. Kapıyı asıyor. Ben kuryeyi bile görmüyorum. Tıpkı benim aşkımı görmediğin gibi. Geldi. Pardon. Patlat patlat. Orada mısın? Doğdun galiba. Hadi. Tamam, gidiyor. Patlayın. Dur patlatacağız, dur. Gel. Al kartal, al. Gel. Aferin, hadi. Hayır, pis plastik. Çamaşır yıkamada bir dönem kapatın. Kedinin sütü içmesine bakın. Belki de. Tamam, içti. Hadi bay bay. Bay. Aleykümselam. Ver annem. Çantayı mı, onu mu? Çantayı al, çantayı. Ha? Evet, anneme geldik, yemek yedik. Şimdi çıktık.
Şimdi biraz da kayınvalideme gideceğiz. Onur da oraya geliyor. Durdu, arka tekerde götüreceğim değil mi? Hayır, düz in. Hayır, hayır, fark etmez. Ben alayım istiyorsan. Şimdi Onur da oraya gelecek. O da orada yemek yiyecek. Sonra birlikte eve gideceğiz.